Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Çırağı izliyoruz. Evet. Emre Konuğ'un ilk filmi. Hı hı. İkimizin de sevdiği bir film. Evet. Aynı zamanda katıldığı festivallerde çok başarılı oldu. Onun hemen altını çizmek istiyorum. Antalya'da seyrettik biz bu filmi. Ben Antalya'da keşfettim. Sen Bilmiyorum, de öyle. Ben herhalde. de Antalya önlemelerinde keşfettim. <laughs> evet sen aslında hepimizden önce keşfetmişsin. <laughs> Emre Konuğ'un bütün aslında sinema macerası Antalya'da başladı. Ve orada hemen en iyi ilk film ödülünü aldı. Evet. Beğenilmişti de oraya katılan eleştirmenlerin de dikkatini çeken iyi bir filmdi. Evet. Daha sonra İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman ilk film ödülünü kazandı. Çok doğru. Ee, Ankara Film Festivali'nde umut veren yeni yönetmen, umut veren senaryo yazarı ödüllerini kazandı. Yani Hı -hı. daha yurt dışındaki festivallerde de başarısı var ayrıca. Evet, Almanya'da Oldenburg Film Festivali'nde yeni film seçilmişti. Ee, hani Türkiye'ye bir başlangıç yaptı. Doğal olarak genç bir yönetmen önce kendi ülkesinde hani kendisini ortaya çıkarmak ister. Dolayısıyla ulusal festivaller üzerinden giderek e, tas tamamda e, kazandığı ödüllerin karşılığını veren e, birisi olarak kurumsallaştı. Bekliyoruz şimdi e, Emre Konun'un. Bir sürü iş yapıyor. Televizyonda çalışıyor, diziler yönetiyor. Doğru çok çalışkan bir yönetmen. Ama ikinci filmiyle yönetmen olarak e, yeniden e, diz, perdelere çıkmasını büyük bir hevesle bekliyoruz. Ben de filmi çok beğeniyorum ve onun da e, umut vaat ettiğini düşünüyorum. Evet, çok aslında e, kariyeri çok çabuk gelişti. Onu böyle baktım okudum biraz evet. söyleştiğinde kendisi de söylüyor zaten. E, bundan önce bir yine bir televizyon film var, Saruhan olarak çektiği ilk filmi o televizyon hı hı. filmi ama bu sinema filmi Çırak evet. daha sonra dizilere başlıyor ve şimdi bir yeni bir filmi daha var Tahta Kılıç diye yanılmıyorsam hı hı. ama bu akşam seyredeceğimiz Çırak bir ölüm üçlemesinin ilk filmi olarak tasarlamış aslında Evet. Tahta Kılıç'ın senaryosu yanılmıyorsam kendine ait değil ama bu akşam seyredeceğimiz filmin iki tane daha yani bu iki filmi daha var onları da çekmek istiyor Evet, umarım çeker e, çünkü çok ilginç bir açıklaması var bütün söyleşilerinde tekrar ettiği için burada da tekrar etmekte e, zannediyorum bir sorun olmaz. E, Doğduğunda e, amcası onu ziyarete gelmiş, görmüş ve dönerken ne yazık ki bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Bu da ailede yani sevinçle kutlanan bir doğum günüyle e, bir e, yaz gününü bir araya getirmiş. ve Onun e, ruhunda zannediyorum iz bırakmış. O yüzden ölüm temasına kafa yoruyor. E, o yüzden böyle bir üçleme çekmek istiyor kendisi senaryo yazdığında. Bir de e, çok çalışkan ve azimli bir e, genç sinemacı. Beykent Üniversitesi'nde sinema bölümünde e, okuyor, sinema-televizyon bölümünde okuyor. O sırada hangi proje olursa hepsinde çalışıyor. Yani zaten yazmaya hep hevesi varmış. E, liseden itibaren e, yazmaya başlamış, hatta o zaman da sinemaya merak sarmış, ailesinden bir e, kamera alınmasını istemiş. Ee, ve kendisine kamera alınmış, kendi çapında küçük filmler çekiyormuş. O yüzden sinema televizyon okumak istemiş ve deliler gibi çalışmış. Hatta meşhur Oğuz Makal hocamız, e, onun da hocası, bir gün ona demiş ki sen e, bütün e, öğrenci filmlerinde çalışıyorsun, ismini görüyorum. Gerçekten de öyle yapmış, senarist olarak, kurgucu olarak, görüntü yönetmeni olarak, yani inanılmaz bir kısa filmlerine bakacak olursam filmografisi var. E, çok deneyim kazanmış böylece tabii. Evet, ben de yani sinema okumak isteyen gençlere söylediğim şeylerden bir tanesi o. E, yönetmen olmak için illa sinema okumak zorunda değilsiniz. Ama eğer bir sinema bölümünde okursanız, arkadaşlarınızla birlikte o dört yıl işte boyunca sürekli filmler çekeceksiniz ve bu size çok şey kazandıracak. Emre Konuk bunu hemen fark etmiş. Evet. <laughs> hemen fark etmiş. Bir de yine o söylesinde çok hoş bir nokta var. Diyor ki, geldiğimde zaten arkadaşlarımdan birkaç sınıf ilerideydim. Yani çok hani çok fazla film seyrettiğim için, sinema üzerine çok fazla düşündüğüm için zaten ilerideydim. Derslerden çok kendimi tamamen film çekmeye verdim diyor. Ve daha okulu bitirmeden görüntü yönetmeni olarak iş bulup Tayfur Aydın'ın İz Reç filminde görüntü evet. yönetmeni olarak çalışıyor ve çok başarılı bir çalışmaydı. Ee, iyi bir filmdi. Eee filmi ama görüntüleri gerçekten filmin belki manye oluşturuyordu. Olmazsa olmazdı. Eee Tayfur Aydın'ın ikinci filmi Siyah Karga'da da çalıştı. Her iki filmde çünkü e, doğuda geçiyor, dağlık bölgelerde geçiyor. Özellikle izde çok karlı sahneler var ve o karlı sahnelerde e, görüntüde devamlılığı tutturmak ne kadar zordur bilirsin. Evet. E, çok iki filminde şiirselliğine büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Evet çok aksın. E, 2013'te Halam Geldi diye bir başka filmin görüntü yönetmenliğini yapıyor. Halep Yolu diye bir belgeselin de görüntü yönetmenliğini yapıyor. Diyor ki aslında çok farklı filmlerdi bunlar. Ben de kendimi yine geliştirdim diyor. Tıpkı üniversitedeki o çok farklı filmlerde kendimi geliştirdiğim gibi burada da görüntü yönetmen olarak kamera arkasında bu dört farklı filmde de gördüm diyor farklı yapıları, farklı film yapılarını. Ondan sonra da işte Saruhan'dan sonra zaten kendi ilk filmini çırağa gerçekleştiriyor Evet. Şimdi bir görüntü yönetmeninin kendince bir tarzı vardır ama ancak belli bir noktadan sonra çok ustalaştığında genellikle filmin görüntü yönetiminin nasıl olacağına yönetmenle birlikte karar veren kişi, uygulayan kişi aslında. Yani yönetmenin ve senaryonun gereğinin dışına çıkan biri değil ama Emre Konuk zaten çok esnek bir yönetmen belli. Yani çalıştığı filmlerin farklılığına bakarsan yönetmenlerle iyi bir iletişim içine girip onun teknik karşılığını verebiliyor Besbelli. Evet. Zaten artık bundan sonra tamamen yönetmenlikte ilerleyeceği çok kesin. Evet. Baktım e, filminin kendi görüntü yönetmenliğini kendisi yapmamış. Hı hı. Görüntü yönetmeni filmin başka bir isim. Bende var şu an notlar notlarında. Söylerim gördüğümde. Asıl mesele kurguyu kendisi yapmış ama bu filmde. Tabi. <laughs> e, kurguyu kendisi yapmış. Hatta bir festivalde en iyi kurgu ödülünü alıyor. Hı hı. <laughs> evet. Filmin ben sanat yönetimine de e, parmak basmadan geçmek istemem. E, bu film izleyicilerimiz görecekler. E, tamamen Plato'da çekilmiş bir film stüdyo evet. içinde yani gerçek mekanlar zaten bu filmin yapısına çok da uyacak gibi değil kendisine hareket serbestlisi kazandırmak ve o filmin kendine özgü atmosferini yaratmak için stüdyoda çalışmaya çekmiş. Pınar Konuk aynı zamanda eşi gerçekten Pınar Türkan diye geçiyor bende. Aynı <laughs> zamanda Türkan diye geçiyordu. <laughs> evet evet tabii canım biliyorum evet, evet. o da filmin görüntü şey, sanat yönetiminde çok başarılı gerçekten. güzel bir işbirliği de görüyorsun orada. Evet gerçekten onu da söylüyor zaten. Hani sürekli birlikte çalıştık. sürekli düşündük <laughs> birlikte ve çok büyük bir avantajdı kamerayı koyma açısından kameranın yerini tespit etmesinden evet. de stüdyoda çalışmak çok büyük bir avantajdı diyor. Ben de filmi ilk seyrettiğimde özellikle mekan duygusunu çok beğenmiştim. Evet. Ve yani gittim acaba gerçek mekan var mı değil mi? Fakat mekan duygusu çok güçlüydü. Hı hı. O da buradan kaynaklanıyor. Filmin görüntü yönetmeni de Gürol Beşer. Hı hı. Onun da altını çizelim. Evet yani sonuçta çok haklısın. Daha sonra mekanla ilişkisine filmin değiniriz. Ama ihtiyaç duyduğu bir şey bu. Yani bazen böyle bir stüdyo ortamının rahatlığını ararsın. Yani gerçek mekanların bir sürü elverişsizliğiyle yaratmak istediğin e, duygudan ödün vermek yerine böyle yapması hayırlı olmuş. E, bu arada tabii e, böyle iyi bir senaryoya çok da iyi oyuncular bulmuş. Çok da farklı oyuncular bulmuş. Çok takdir ettim ben oyuncu seçimini. E, özellikle iki tanesi e, Türkiye'den çok yurt dışında çalışmış, yaşamış, üretmiş isimler. E, Çiğdem Selışık e, ve Tuğrul Çetiner. İkisi de çok seçkin oyuncular. E, Tuğrul Çetiner e, filmin baş kahramanının... E, ...ustası olan Terzi Yakup'u canlandırıyor. E, İstanbul'un herhalde son e, o ünlü Yahudi terzilerinden bir tanesi... E, onu canlandırıyor. çiğdemse demseli da uzun süreler seyahat eden, yurt dışında kalan yani biraz Türkiye'de, biraz Fransa'da yaşayan çok zarif bir kadını, bir İstanbul hanımefendisini canlandırıyor. Ki onun da ömrü zaten büyük ölçüde Amerika'da geçti. Evet. Turul Çetinler'in ise Polonya'da geçti. Dolayısıyla çok iyi seçimler bence. Evet, Cidem Konat aslında tiyatro camiası tarafından çok iyi tanınan bir isim. Evet, tabii. İlk başlardan beri. Çünkü genç oyuncuların kurucusu. Evet. kurucusu. Yani Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İstanbul Hı -hı. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne giriyor. Ama asıl tiyatro var aklında, genç oyuncuların kurucusu. Ondan sonra harika bir kariyeri var ve bu kariyer yurt dışında. Yani Fransa var bu kariyerin içinde. Fransa'da yönetmenlik eğitimi var. Evet. Amerika var. Türkiye'ye ara sıra gelip yönetmenlik yapıyor, Amerika'da yönetmenlik ve oyunculuk yapıyor. Amerika'da çok uzun yıllar eğitmenlik yapıyor. Evet, ee, evet. Burada ara sıra yine gelip yönetmenlik de yapıyor. Doğru. Yani tiyatro camiasının çok yakından tanıdığı bir isim. Evet. Neden bilgi dizilerde, filmlerde çok oynamıyor? Çünkü tiyatro bütün ömrünü alıyor. Ne zamanki gelip burada yavaş yavaş çırakta oynuyor. Ondan evet. sonra zaten Çiğdem Selçuk'u birçok filmde görüyoruz. Mesela hemen Yol Ayrımında gördük. Bundan evet İstanbul kırmızısı. Evet Ferda filminde doğru. Eee Çiğdem Salışık Amerika'da hani gerçekten çok prestijli bir kere New York'ta yani Amerika'da tiyatro dendiğinde ilk akla gelen şehirde yaşıyor diyor. Lincoln Center'da evet, yani. New York Üniversitesi'nin tiyatrosunda orada oyunlar sahneye koyuyor, yönetmenlik de yapıyor, oyunculuk da yapıyor. Bir oyundaki galiba galiba Kakuznest neydi? Evet, Indica. The Time of Kaku oyunuyla, evet. oyununda Signora Florina rolüyle de e, bir ödülü var. Önemli bir ödül o. Evet. Gerçekten dediğin doğru. Lincoln Center, Tish, bunlar çok önemli. Evet. Çok önemli markalar. Çok. Amerika tiyatrosu için ve dünya için buralarda kendini kanıtlamış, ödüller almış oyunlar yönetmiş bir isim. Evet. Ve hani Türk sineması için de bir kayıp aslında. Ama şimdi <laughs> belki çok teklif aldığını biliyorum. Şuralar sürekli oynuyor Hı -hı. zaten dizilerde. Evet. Ve, Hani ben Çırak'ta seyretmek kendisini bilirdim ben. Yıllarca ismini bildiğim tabii, bir yol, Tabii hepimiz yani bilirdik. Bir tiyatrocuydu. Evet. Fakat yani Çırak'ta hayran kalmıştım. Gerçekten yani ilk seyretimde evet. bu akşam seyircilerimiz de görecekler. Evet. Çok iyi bir oyuncu gerçekten harika bir performans çıkarıyor. Sen yani. bir güzel benzetme yapmıştın. Ben söylemeyeyim sen söyle. <laughs> Helen Mirren. Evet, evet Helen, Helen Mirren gibi, gibi. <laughs> çok hoş, çok zarif, çok <laughs> evet. karizmatik bir oyuncu. Ben de çok çok beğeniyorum. Hele ki bu filmde inanılmaz bir performansı var. Ama ödüller kazanmıştı yani. Türkiye sineması da es geçmedi bu performansını. Evet hemen bu filmde yardımcı kadın oyuncu kategorisinde ödülleri var. Evet doğru. Ee, aslında yani Turgut Çetiner de eğitmen aynı zamanda. Tabii yani, tabii. Ve Levent Öktem var filmde evet. Berber Ceral karakterini canlandıran. Aynı, Levent Öktem de aynı şekilde hem eğitmen hem oyuncu yönetmen ve onun da bir yurt dışı kariyeri var yine. <laughs> evet evet. evet. Yani Emre çok iyi bir, tercihleri evet. çok ilginç orada ve çok da isabetli bana sorarsan. Başroldeki oyuncu Hakan Atal'a gelirse kadronun en genci Şimdi o da aslında bir tesadüf onun hikayesini birkaç yerde anlatmış başka bir oyuncu varmış aklında hı hı. E, Kültür Bakanlığı'ndan fon almak için bir teaser çekmesi gerekiyormuş bir tanıtım filmi çekmesi gerekiyormuş orada da e, işte Hakan Atala gelmiş oynamış hı hı. E, o kadar iyi oynamış ki artık diyor ki Emre Konuk alimi artık başka bir oyuncu olarak düşünemiyordum diyor ondan sonra zaten e, rolü almış. Evet e, Hakan Atalay Semaver Kumpanya'dan bunun altını çizmek evet. isterim e, şu yakın dönemin en başarılı oyuncularının çok önemli bir kısmı hep Semaver Kumpanya'dan çıktı yani orada Işıl Kasapoğlu'na özel bir teşekkür vermek lazım tiyatro sahnelerindeki başarıları yetmiyor sinemaya da yansıtı. E, yani. Gerçekten bir şey gibi iyi oyuncu yetiştirme merkezi gibi çalışıyor Semaver Kumpanya. Hakan Atalay da bundan sonra bu kadar bir başrolü olmadı ama tabi aradan çok da vakit geçmedi sonuçta. Yani işte filmin tamamlanması 2015, çıkması 2016. Yani aradan geçen 3 yılda zaten çok da film yapılamıyor. Onun, ee, baktım onun da film evet. özellikle dizilerde oynuyor. Bir Hı -hı. dizi biliyorsun bir oyuncunun kariyerini bazen alıp götürüyor. Evet evet. <laughs> Başka tabii. hiçbir şey kabul edemiyorlar tabii, yani. Tabii. Öyle bir durum da oluyor. O, o da, konuda, da şu an dizilerde oynuyor. O konuda yapacak bir şey yok. Evet. Ee, yani sonuçta sinema insanın ömründe çok kısıtlı bir yer tutabilir. Eğer oyuncuysa. Yani sürekliliği olan gelir olarak da performans olarak düz sürekli olan sahne e, ve televizyon dizileri kaçınılmaz. Ama oyuncular zaten e, işte iyi oyuncuysa her seferinde iyi performans sergiliyorlar. Dolayısıyla sorun yok. biz Tuğrul çetinir hani hızlı geçecektik. Geçmeyelim çünkü Ankara Konservatuarı'ndan e, mezun olduktan sonra hani e, gidiyor ve Polonya'da Jerzy Grotowski ile çalışıyor. Efsane, <laughs> Efsane tiyatro efsanesi. bir tiyatro efsanesi ve aynı zamanda e, kukla tiyatrosunda uzmanlaşıyor. E, hem e, per performans olarak hem de eğitmen olarak. Yani Roslav Kukla Tiyatrosu'nda da çalışıyor. Bu arada Türkoloji bölümlerinde ders de veriyor. Benim Tuğrul Bey'le tanışmam Polonya televizyonunun orada aldığı çok önemli bir ödül üzerine gelip onunla yani Türkiye'ye dönmüştü o noktada 85'te döndü galiba 97 yılında bir belgesel çekmesi üzerine olmuştu nereye koşuyorsun böyle tuğrul diye yani çok ilginç kariyeri olan bir yönetmen o da son olarak yani oyuncuların artık performanslarını izlemekle baş başa bırakalım izleyicilerimizi ne dersin? Haklısın. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. Y se es